İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abaday'la gündem size hoş geldiniz. Bugün 4 Mart 2022. Az önce Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Uğur ve Mehmet Baransu'nun yargılandığı Egemen Harekat Planı olarak da bilinen davada mahkeme karara gitti. Kararda gazeteci Mehmet Baransu'nun devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme suçundan 6 yıl, devletin güvenliğine ve siyasi yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçundan 7 yıl hapis cezası verildi. İndirime gidilmedi. Ayrıca Tuncay Opçi'nin dosyası ayrılarak Çetin Doğan, İzzet Ocak, Kadir Sadıç, Nedim Ulusalan, Suat Aydın'a ayrı ayrı sanıkların 10.250 TL vermesi istendi. Yasemin Çongar, Ahmet Altan ve Yıldıray Uğur'a devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Çongar, Altay ve Uğur'un diğer suçlardan beraatine hükmedildi. Mehmet Baransu ile ilgili devlet güvenliğine iç veya dış siyasi yararlarına ilişkin belge vesikaları kısmen veya tamamen yok etme, tahrim etme, bunlar üzerinde sahtecilik yapma, hileyle alma ve çalma suçundan beraat verildi. Ancak üyelik yönünden reddine verildi. Şimdi Mehmet Baransu'nun avukatı Çiğdem Koç'la birlikteyiz. Çiğdem Hanım yayınımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dava hakkında bize neler söylemek istersiniz? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Karar açıklandığında biz, ben de Mehmet Baransu da salonda bildik. Biz taleplerimizi bir kez daha sunduk ve bunu bir hukuki yargılama haline getirmek için mahkeme heyetine bir şans daha verdik. Ama bunu değerlendirmek istemediler. Biz de bu hukuksuzluğa ortak olmak istemediğimiz için salonu terk ettik. Yani karar açıklandığında biz salonda değildik. Ben henüz duruşma tutanağını da görmedim ama kararın haberini aldık. Şunu belirtmek istiyorum. Kararın haberi düştüğü andan itibaren balyoz kumpası davasında karar diye manşet atmaya başladı bazı gazeteler. İçlerinde muhalif olduğunu iddia eden gazeteciler de var. Yani artık bu kadar belge, bilgi ve bu kadar açıklamadan sonra bu davaya hala balyoz davası demeyi bilgisizlikle ya da başka bir şeyle değil, direkt kötü niyetle açıklıyorum. Bu gerçekten de ahlaki bir durum değil. Bu davanın balyozla falan bir alakası yoktu. Bu dava Egemen Harekat Planı adı altında kimsenin görmediği, taraf gazetesinde yayınlanmamış ve genel kurmayın çok daha önce 2008 yılında imha ettiğini resmi yazıyla bildirdiği bir belgeyle ilgili. İzleyicilerimizin bu davanın daha iyi anlaması için 3 ayrı balyoz davası var ama bu dava, Egemen Harekat Planı davasının hiçbiri balyozla alakalı değil. Hayır. Burada söylenen, yanılmıyorsam Yunanistan'la eski bir savaş, Afyon Savaşı'nın haritası mıydı? O da suçlamalardan biri değil. Şunu söyleyeyim size. Mehmet Baransu balyoz haberlerine ilgili hiçbir zaman yargılanmadı. Mehmet Baransu'nun balyoz haberlerine ilgili tutuklu olmadığı, o haberlerle ilgili yargılanmadığına dair Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Ben bunu defalarca anlattım, defalarca yazdım. Mehmet Baransu ve Ahmet Altan ve Taraf Gazetesi'nin diğer yöneticileri balyoz haberleri nedeniyle yargılanmıyordular zaten. Yani bu bilgiyi bu milletin dimağına daha nasıl sokabilirim, nasıl anlatabilirim ben bilmiyorum. Yani şimdi iddianame ortada, belgeler ortada. Bugün verilen karar esasında Genelkurmay'ın 2008 yılında imha ettiğini söylediği, bu arada hatırlatma amacıyla Taraf Gazetesi 2007 yılı Ekim ayında yayın hayatına başlamıştı. Kasım galiba. Toplama olarak şeyi karıştırıyorum her yok, zaman. Bunu da kullanırlar onun için söylüyorum. 2008 yılında imha ettiği söylenen bir belge, bu hiçbir yerde yayınlanmadı fakat bunun yayınlanmamasına rağmen elde edildiği gerekçesiyle böyle bir ceza verildi. Şöyle
Mehmet Baransu'nun 3 ayrı suçtan, iddianamede 3 ayrı suç vardı. Bu belge EPM'in ifşa ve tahrip. Belgeyi tahrip ettiğini, o belgeyi gördüğüne, yani sahtecilik yaptığına dair karar vermeye utandılar anlıyorum ki. Beraat de veremeyecekleri için taraf gazetesinde hiç yayınlanmamış bir belgeyle ilgili, kimsenin görmediği bir belgeyle ilgili böyle bir hüküm kurmak zorunda kaldılar. Bu belgeyi gören yok. Bakın size bir bilgi daha vereyim. Balyoz davasının, asıl balyoz davasının hakim ve savcılarının yargılandığı bir dosya var. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin bir dosyası. Oradaki hakim ve savcılar da Egemen Harekat Planı dahil bu devletin gizli belgelerini ifşadan yargılanıyorlar. Şimdi hikayedeki saçmalığı anlayabiliyor musunuz? Yani ve o dosyada Mehmet Baransu'nun davulla o belgeleri verdiği, o vakte kadar Mehmet Baransu'nun ve taraf gazetesinin bu belgeleri ifşa etmediği, hakim ve savcıları bunu iddianameye koyarak ifşa ettiğine dair bir yargılama devam ediyor zaten. Şimdi burada yargılanan şey Mehmet Baransu. Burada bir başka bir hikaye var tabii. Ama sonuç itibariyle her şey o kadar ortadaydı ki Mehmet Baransu'nun sahtecilik yaptığına dair bir karar veremediler ve beraat kararı verdiler. Tamamen beraat kararı veremedikleri için 7 yıldır hukuksuzca hapiste yatırılan bir adama hiç yayınlamadığı bir belgeyi, görmediği bir belgeyi ve daha önce Genelkurmay yalan mı söylüyor? Genelkurmay'ın biz bunu imha ettik ve bu tarafta yayınlanmadı dediği bizzat Genelkurmay'ın belgeyi ifşa ettiği için ceza verdiler. Aslında biliyorsunuz bu bir beraat kararıdır. Şimdi bu kararın üstüne çok tepinecekler ama bu karar bir beraat kararıdır. Bu karar bu kadar hukuksuzluğu nasıl temizlerizin beceriksizce bir hikayesidir aslında. Peki, ben herkes bir şey biliyor Baransu'nun. Herkes şunu söyleyeyim mi? Oraya müdahil sıfatıyla gelenler de biliyor. Herkes de biliyor Baransu'nun bu konuda bir suçu olmadığını. Peki ben şeyi merak ediyorum. Çetin Doğan, İzzet Ocak, Kadir Sadıç, Nedim Uysal ve Suat Aytın'ın bu konuyla ilgili nasıl bir şeyleri oldu da tazminatta hükmetti mahkeme her birine ayrı ayrı? Şimdi bu bizim evrim. Biz hiçbir mağduriyetleri yok. Onların bu davada bir sıfatı bile yok. Yani devletin gizli belgesinin ile ilgili bir yargılamada şahısların taraf sıfatı olamaz. Bu tamamen hem hukuksuz hem kanunsuz. Biz bunu defalarca dile getirdik. Ve size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bu davaya müdahil olmak isteyenlerin neredeyse %90'ının müdahillik talepleri reddedildi. Sadece bu saydığımız isimlerin müdahillik talepleri daha önce kabul edildiği için devam ettirildi. Bu davada hiç kimsenin katılan sıfatı olamaz. Eğer bu tazminatları hakikaten alıp yemeği falan düşünüyorlarsa bir daha düşünsünler. Hani aralarında inançlı insanlar da vardır muhtemelen. Haram bundan daha başka bir şey değil. Bu davada hiç kimsenin şahıs olarak taraf sıfatı olamaz. Ne alakası var? Bu davanın balyozla alakası yok. Bu dava devlete karşı işlenmiş suçlarla ilgiliydi. Bu bizim hem reddi hakim sebebimizdi. Hem de bu talebimiz reddedilen taleplerimizden biriydi ve biz o nedenle bu duruşmayı terk ettik. Bu kadar hukuksuzluğa ortak olmamak adına. İnsanların bunu dikkatle dinlemesini ve en azından bu konuda biraz okumalarını rica ediyorum. Peki bir şey daha soracağım. Üst mahkemeye başvuracak mısınız kararın reddi için? Tabii ki. Peki yayını bitirmeden son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onu da alayım sizden. Var. Herkes adaletten, işte hukuktan, hukuksuzluktan bahsederken Mehmet Baransu'nun adının geçtiği her yerde suskun kalmak ya da onunla ilgili söylenen yalanlara bu kadar şehvetle sarılmak,
sürekli hakaret etmek ve sürekli bu yalanların etrafında dönmek yerine bundan menfaat olan insanları tanıyoruz, onlardan bahsetmiyorum. İnsanlardan bahsediyorum. Biraz araştırsınlar, biraz belgelere baksınlar. Bir insanı bu şekilde mahkum etmenin aslında bütün bir toplumu mahkum etmek olduğunu ve hukuksuzluk dediğimiz şeyin de bir bumeranga benzediğini hiç kimse aklından çıkarmasın. Sadece bunu istiyorum. Adalet isterken herkes için adalet isteyecek yüreği ve ahlakı olmalı insanlar. Çiğdem Hanım, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben sesimizi duyurmamıza vesile olduğunuz için size ve çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Ali Abaday'la Gündem sizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Mehmet Baransu'nun avukatı Çiğdem Koç'la Egemen Harekat Planı davasının hemen ardından adliyenin önünde konuştuk. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, iyi günler.